Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Kırsal Topraktaş Mahallesi'nde her yıl dünya mutfağına giren domatesler kurutularak ihraç ediliyor. Kentteki hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesine rağmen işçiler domatesleri tarladan getirip kurutmak için bıçaklarla tek tek kesiyor. Kesilen domatesler daha sonra tuzlanıp güneş altında 6 gün bekletiliyor. İzmir'den Diyarbakır'a gelerek Diyarbakır ve Mardin bölgelerinde domates yetiştiriciliği yapan gıda mühendisi İsmail Mürselim, kendi ürettikleri domatesleri kurutup Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini dile getirdi. İsmail Mürselim ben. Ege bölgesinden geldik. Biz bu işi daha önce Ege bölgesinde yapıyorduk. 5 yıldan bu yana Diyarbakır ve Mardin bölgesinde hem domatesin yetiştiriciliğini hem kurutmasını gerçekleştiriyoruz. Şu an bulunduğumuz arazide kendi ürettiğimiz, kalıntısı olarak ürettiğimiz domatesleri kesip kurutuyoruz. Kurutulan domatesler de genelde Avrupa'ya ihraç oluyor, Avrupa bölgesine. Ağırlıklı İtalya olmak üzere İngiltere, Almanya ama genelde İtalya'ya gidiyor. Kendi tarlamızdan 100-150 ton, yani gün gün değişmekle birlikte 100 ile 150 ton arasında topluyoruz. Toplanan mal günü gününe aynı anda kesiliyor. Toplandığı gün kesiliyor. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden gelen Fatma Gencer ailece domates kurutmalığı işi için Diyarbakır'a geldiklerini kaydetti. Şanlıurfa Suruç'tan geliyorum. Bu yıl sınava girdim, üniversite kazandım. Zor yani şey yapıyoruz, mesela yaşlarımız var, tansiyon hastaları olan var, astım hastaları olan var. Çalışıyoruz işte mecbur olarak. Ne yapalım, bizim memlekette domates falan olmadığı için kalkıyoruz buraya geliyoruz yani bir şeyler çıkarabilmek için. Sabah saat 3.30'da geliyoruz, yola çıkıyoruz, 4'te buradayız ev uzak olduğu için. Akşam da saat 8'de falan çıkıyoruz buradan. 8.30 anca evdeyiz. Gencer'in babası Aziz Gencer ise bu sıcak havada zor oluyor ama çocuklarımız okuduğu için mecbur çalışıyoruz dedi. İşin süper gidiyor. Bu yume ile kasayla vuruyoruz. Kasa 5 milyon, 5 milyon üzerinde biz alıyoruz. Kim ne kadar vuruyorsa o kadar kazanıyor. Bizim için süper. Süper güzel. Sabah 4'ten buradayız. Akşam 8'de evdeyiz. Öğlen arası 2 saat falan dinlenme yapıyoruz. O da güneşten dolayı. Çalışmak için bizim çocuklar okuyor, hepsi üniversiteye gidiyor. Ondan dolayı biz çalışmak mecburiyetindeyiz.